Alo. Alo, selamünaleyküm anne, ne yapıyorsun? Sağ ol oğlum. Allah razı Seni olsun. çok seviyorum. Sen de beni seviyor musun? Ben de sevmem mi annem? Gözümün bebeğiymişim. Hepiniz aynısınız. Alo. Alo, selamünaleyküm. Ne yapıyorsun baba? Abi sen sağ ol oğlum. Sen nasılsın? İçimden geldi, dedim ki babamı arayayım. Böyle çok sevdiğimi söyleyeyim. Dedim ki Tamam. baba, seni çok seviyorum. Evet. Ne, evet işte Anladım. seni çok seviyorum diyorum. Annem baban seni anlamıyor. Her şeyin doğrusunu sen biliyorsun. Sanki tek yaptıkları senin hayatına hep müdahale etmek. Onlardan kurtulmak istiyorsun. Özgürlüğünü kısıtlıyorlar ve gerçekten cahiller, değil mi? Veya evlendin, eşin istemiyor. Ya da artık gitgide elden ayaktan düştüler, sana yük olmaya başladılar. O zaman kardeşim gel, sana bir yaşanmış olay anlatayım. Oradan da hakikate bir yol açalım. Bir zaman bir evde 4 kişi yaşıyor. Anne, baba, bir çocuk ve yatalak, kendi işlerini göremeyen yaşlı bir amca. Şimdi hanım evde ve çocukla beraber yaşlı amca ile ilgileniyorlar. Gün içinde adam da işe gidiyor. Tabii artık iş katlanmaz bir hale geliyor. Çünkü adam yatalak olduğu için bütün ihtiyaçlarını adamın eşi karşılıyor. Tabii bu da bir katlanmaz duruma getiriyor olayı. Ondan sonra bir akşam artık iş çığırından çıkınca diyor ki, ya ben ya o. Yani ya beni seçersin ya da babanı seçersin. Tabii böyle bir teklif karşısında adam şaşırıyor. Ne yapacağını bilmiyor. İkisi de çok değerli. Birisi babası, birisi kendi evladının annesi, eşi. Tabii arada kalıyor ve bakıyor ki olay böyle çözülemeyecek. Babam daha anlayışlıdır diye babasının yanına gidiyor. Baba, hakkını helal et. Ama durumu görüyorsun. Ortada bir çocuğumuz var. Ailemin huzuru önemli. Ama sen anlayışlısın. Ben senin yanına geleceğim. Ben sana bakacağım. Ben seni bırakmayacağım. Bütün ihtiyaçlarını gidereceğim diyerek babasını sırtında küfeye alıyor. Yani kocaman hamalların taşıdığı büyük sepetler var ya, yatalak olduğu için onun içine koyuyor. Sırtına alıyor, onu bağ evine götürecek. Onu gören küçük çocuk, baba ben de gelebilir miyim diyor. Ve üçü beraber yola koyulup gidiyorlar. Ve sessizce arka tarafta amcamız ağlıyor. Tabii arabadan indiriyor ve bağ evine bırakıyor. Orada tekrardan ayaklarına kapanıp, baba ben seni bırakmayacağım. Her gün yanına uğrayacağım. Senin ihtiyaçların için yanına geleceğim diye ona böyle vicdanını rahatlatmaya çalışıyor. Tabii amcamız sessizce ağlıyor. Bırakıp geri dönüyorlar üzüntülü bir şekilde. Yolda dönerken küçük çocuk babasına sesleniyor. Baba, sen de yaşlanınca ben de seni buraya mı getireceğim? Tabii bu olay karşısında adam birden direksiyonu kırıp o amcanın yanına gidiyor. Yani babasının yanına varıyor. Babasının ayaklarına kapanıyor. Baba, hakkını helal et. Ben ne yaptığımı bilmiyorum. Bir gaflet anıma denk geldi. Böyle diye orada babasına karşı yalvarıyor. Helallik diliyor. Ve babası şöyle diyor. Evladım, ben senin geri döneceğini biliyordum. Çünkü ben babama böyle davranmadım diyor. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına erişecek olursa, onlara sakın öf bile deme. Onları azarlama. Onlara güzel söz söyle. Onlara merhamet ve tevazu kanadını ger ve de ki, ey Rabbim, nasıl onlar beni küçükken besleyip büyüttülerse, sen de onlara öylece merhamette buyur. Sizin içinizde olanı Rabbiniz hakkıyla bilir. Eğer siz salih kimseler olursanız, muhakkak ki o kendisine yönelenler için çok bağışlayıcıdır. İsra suresi ne güzel de özetliyor, değil mi? Evet, dünyada en büyük hakikat peder ve validelerin evlatlarına karşı şefkatleridir. Ve en âli hukuk dahi onların şefkatlerine mukabil hürmet haklarıdır. Çünkü onlar hayatlarını kemali lezzetle evlatların hayatı için feda edip sarf ediyorlar. Öyleyse insaniyeti sükut etmemiş ve canavara inkılap etmemiş, canavara dönüşmemiş her bir velet o muhterem, sadık, fedakar dostlara halisane hürmet ve samimane hizmet ve rızalarını tahsin, kalplerini hoşnut etmektir. Durum bunu gerektirirken
en ufak şeyde dahi, bakın sakın öf bile deme dediği hadiseyi bırakıyorum. Ama genç kardeşlerim annesine bağırıp çağırmalar, onu böyle aşağılamalar, elle itmeler, babasına el kaldırmalar veya arkadaş ortamında babasına rencide edici bir şekilde konuşmalar. Şimdi bu ayet-i kerimeye baktığın zaman, insanın o veledin vazifesine baktığın zaman, bunların zıttını yaptığında canavara dönüşmüyor mu? Yani insaniyeti sükut etmiyor mu? Açık söyleyeyim mi kardeşim? Anne babasına samimane hizmet etmeyen, onların rızasını tahsil etme yolunda ve kalplerini hoşnut etme yolunda gitmeyen bir veled maalesef canavar hükmünü alıyor. Bunu ben demiyorum. Yani burada Cenab-ı Hak insanların ne hale düştüğünü, anne babasına saygısızlık yaptığında ne hale geldiğini burada bize tarif ediyor aslında. Rabbim öyle olmaktan bizleri muhafaza eylesin. İşte o mübarek ihtiyarlara soğuk davranıp onların ölümlerini arzu etmek ne kadar vicdansızlık ve ne kadar alçaklıktır bil ve ayıl kardeşim. Evet, hayatını senin hayatına feda edenin zevali hayatını, yani onun ölmesini arzu etmek ne kadar çirkin bir zulüm ve ne kadar bir vicdansızlık olduğunu anlaman gerekiyor. Öyle diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, beli bükülmüş ihtiyarlarınız olmasaydı belalar üstünüze sel gibi dökülecekti. Buradan anlıyoruz ki ihtiyarlar o musibetlerin gitmesine nasıl vesile olduğu ortaya çıkıyor. İşte ey insan, aklını başına al. Eğer sen ölmezsen ihtiyar olacaksın. El cezau min cinsil amel, yani her amel kendi cinsinden amel ile karşılık bulur sırrıyla. Sen anne babana hürmet etmezsen, senin evladın dahi sana hizmet etmeyecektir. Eğer ahiretini seversen, işte sana mühim bir define, onlara hizmet et ve onların rızalarını tahsil eyle. Eğer dünyayı seversen, yine onları memnun et ki, onların yüzünden hayatın rahatlığı ve rızkın bereketli geçsin. Yoksa onlara soğuk davranmak, yani onların ölümlerini temenni etmek ve onların o nazik olan ve çabuk etkilenen kalplerini rencide etmek ile hasiret dünya vel ahiret, yani hem dünyasını hem ahiretini kaybetti sırrına mazhar olursun. Eğer rahmeti rahmanı istersen, o rahmanın o vedialarına ve senin hanendeki emanetlerine sahip çık. Onlara rahmet et. Evet arkadaşlar, dinimiz anne babanın rızasının ehemmiyetini hep vurgulamaktadır. Fakat anne baba ilahi kuralları hiçe sayıyorsa onlara itaat olabilir mi diye soranlar var. Bazı kardeşlerimizin anne babaları hep gıybet, küfür, kalp kırma yolunda gidiyor ve bu durumdan da bakıyorsun anne baba gerçekten kendilerinden çok memnunlar. Hal böyle olunca da benim anne babama karşı nefretim her geçen gün onlara karşı artıyor, büyüyor diyor. Ne yapmalıyım? Bu davranışım doğru mu? Tesettüre girmek istiyorum, karşı geliyorlar. Namaz kılmama karşı geliyorlar. Arkadaşlar bunu bir hadis-i şerifle açıklamak istiyorum. Esma isminde bir sahabe Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geliyor. Henüz müşrik olan annem yanıma geldi. Nasıl davranmam gerekeceği hususunda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sordum diyor. Annem yanıma geldi. Benimle görüşüp konuşmak arz ediyor. Anneme iyi davranayım mı? Ya Resulallah. Efendimiz de şöyle cevap veriyor. Evet, ona gereken hürmeti göster. İşte arkadaşlar hadiste zikri geçen o Esma'nın annesi hakkında birçok münakaşalar var. Bizim için hadisin ifade ettiği ahkam çok mühim. Anne ve baba kafir olsa bile onlara karşı insani vazifelerimizi, evlatlık alaka ve hürmetini göstermek gerektiği anlaşılmaktadır. Hatta bu hadisten kafir bile olsa anne ve babaya nafaka vermenin vacip olduğu hükmü bile çıkarılmıştır. Sizinle din hususunda muharebe etmemiş, sizi yurtlarınızdan da çıkarmamış olanlara iyilik, onlara adaletle muamele etmenizden Allah sizi men etmez. Çünkü Allah adalet yapanları sever diyor. Bu açıklamalara göre Müslüman olan bir anne baba ne kadar günahkar olursa olsun onlara saygı ve hürmette kusur etmemek lazım geldi. Zaten kendiliğinden anlaşılıyor. Ama burada kafaları karıştıran bir husus var. Dini hükümlere zıt bir şekilde konuşuyorsa itaat etmek ayrıdır, isyan etmek ayrıdır. Allah'a isyan olmadıkça anne babaya mutlak itaat emredilmiştir. O halde Allah'ın emrine aykırı olmayan her isteklerini yerine getirmek gerekiyor. Ama Allah'ın emirlerine aykırı olan isteklerine ise uyulmaz.
ama isyan da edilmez. Bu istekleri yerine getirilmez ve sessiz kalınır. Hürmet ve saygı devam eder. Yani he deyip geçme makamı diyoruz ya biz buna. Çünkü kalpleri çeviren Allah'tır. Ona itaat etmek gerekir. Çocukların anne babalarına gösterdikleri bu sevgi ve saygı ve hürmet onların belki de kalplerinin yumuşamasına sebep olacaktır. Hedef ve gaye onları kazanmak olmalıdır arkadaşlar. Arkadaşlar, o zaman madem böyle dehşetli bir durumdayız, Allah muhafaza, yani anne babamızın rızasını kazanamazsak, yani Rabbimizin rızasını kaybetme yolunda bir yol alıyoruz. O zaman gelin, şimdi ben kendi anne babamı arayacağım, onlara sevdiğimi söyleyeceğim ve onlara helallik isteyeceğim. Sizler de video bittikten sonra kendi anne babanızı arayacaksınız veya imkanınız varsa annenizin yanına çiçek alarak gidebilirsiniz. Babanızın yanına çiçek alarak gitmek belki sıkıntı olabilir ama olsun. Yani Cenab-ı Hakk'ın rızası çok önemli bu konuda. O yüzden babanıza baba seni seviyorum dediğinizde inşallah güzel tepkiler alırsınız ve haklarını helal etmesini, küçükken onları üzdüğünüz ve hala üzüyorsanız o yaptığınız hatalardan işte dönmek için ve onlardan helallik dilemek için sizlere güzel bir fırsat. Şimdi ben deniyorum, sonra sizler yapıyorsunuz. Tamam arkadaşlar? Alo. Alo, selamünaleyküm anne, ne yapıyorsun? Aleyküm selam oğlum. Yine haladan oturuyoruz oğlum. Aklıma geldim, bir arayayım dedim. Dedim ki... Allah razı olsun oğlum, Allah seni bağışlıyor. Annemi çok seviyorum Allah demek istedim. Böyle anne. Allah'ım razı olsun. Sağ ol oğlum. Allah seni, razı olsun. Seni çok seviyorum. Sen de beni seviyor musun? Ben de sevmem annem. Gözümün bebeğimsin. Hepiniz aynısını sevmez mi? En çok kimi seviyorsun? Seviyor. En çok Hakan mı? Timurhan mı? Ben mi? Babam mı? En çok kimi seviyorum değil mi? Yap bir güzellik. İçiniz ağrısı kim? Ben. Doğru. Aygatlar arasında ayrım yok. Ya sen söyle ama şimdi. Ya. Sevgi olarak hepiniz aynısınız. He. Ama ilk senin yokluğunu bekledim. Senin yokluğunu ben 3,5 yıl bekledim. Maşallah. Ondan 3,5 yıl sabrettim. Rabbim sana verdi seni bize. Elhamdülillah. Aynı yerlerde görüyoruz inşallah elhamdülillah. Elhamdülillah anne bak Rabbimizi anlatıyoruz. Hepinizi de aynı seviyorum. Sevginiz aynı. He. Tabii bir ilklerde bir farklılık oluyor. İyi ama bakalım. Ama nasıl edersen senin doğrusu göreceksin inşallah. Hakkını bana helal ediyorsun değil mi anne böyle? Niye etmiyorum? Onu yani böyle seni üzmüş olabilirim geçmişte. Tabii oğlum herhalde gençlikte sen üzdün. İşte ben de karşılığını verdim. Sen bana hakkını helal et. Alo. Selamünaleyküm. Ne yapıyorsun baba? Sen nasılsın? İyiyim baba ben de şükür. Çay hastayım. Böyle biraz yoğunluğumuz var. Koşturuyoruz. Baba ne diyeceğim ya? Bir şey söyleyeceğim sana. İçimden geldi. Dedim ki babamı arayayım. Böyle çok sevdiğimi söyleyeyim. Dedim ki baba seni çok seviyorum. Evet. Ne evet işte seni çok seviyorum diyorum. Tamam beni sen çok seviyorsun. Bu kadar mı? Hepsi o kadar ya ne ya? Seni seviyorum ha baba. Aynısın. Allah razı olsun ben de seni. İyi baba vallahi böyle. Merak etme ya para istemeyeceğim ya. Ha öyle mi? Bak nasıl daha samimi oldu değil mi böyle baba? Abi canım. Ne diyeceğim baba? Ya böyle küçükken yaptığımız hatalar, kusurlar olmuştur. Böyle yani senin sevmediğin hip hop pantolonlarından falan giyiyordum ya. Saçlarımı böyle jöleli falan dikiyordum. Sen gıcık oluyordun böyle. Sonra hakkını helal et ya böyle seni üzdüğüm zamanlar helal için. Helal olsun oğlum ya. Olacak oğlum ya. Rabbim inşallah cennette de bizi bir eylesin baba. İnşallah oğlum inşallah amin. Bu... Herkesin çocuk döneminde oluyor oğlum olmaz mı? Tabii. Sanki bizim olmadı mı yani? Allah razı olsun baba. İnşallah. İyi bakalım baba. Hadi Allah'a emanet ol inşallah. Hakkını helal et görüşürüz baba. Yükeye de çok selam söyle. Aleyküm selam. Arkadaşlara selam söyle tamam mı? Allah razı olsun aleyküm selam baba. Sağ olasın. Tamam abi sağ olasın. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi zor bir hadise değil. O yüzden sizler de annenizi, babanızı bir şekilde eğer yanınızdaysa yanlarına giderek dediğim gibi arkadaşlar yani babaya belki biraz zor olabilir sizin için ama tabii babanızla aranızdaki hukuku bilemiyorum.
Ne olursa olsun, kötü olsun, iyi olsun, inşallah bunu uygulamaya geçirelim diye düşünüyorum. Annenize, özellikle annenize bir çiçek alarak yanına gitmeniz daha bir hoşunuz edecektir. Babanızın da yanına gidip böyle uzaktan değil de samimi bir şekilde, tabii elense tarzında değil, baba nasılsın diye muhabbete girip ama ondan harçlık isteyecek havasında değil. Yani benden bir şey mi isteyecek havasına sokmadan böyle gayri ihtiyar bir şekilde, baba seni çok seviyorum ya, hakkını bana helal et diye o eşref saatini bekleyerek söylerseniz sizler için daha iyi olacaktır. Rabbim inşallah anne babanızla, sevdiklerinizle, eşinizle, dostunuzla ahirette beraber cennette bir eylesin sizleri. Sizler de bizleri duanızı eksik etmeyin. Allah'a emanet olun.